Pskova, приветствуйте, Фанери Брудос, Раким Самашин, Шашкиев. İşte son doğu hazırı eder gibi bir görüntü var Brudov'da. Gerçekten çok kuvvetli bir adam Rahim Chakiyev. Rakip dayanmıyor. Rus-Çeçen mücadelesinde ilk round başladı Cruiserweight'te. 91 kiloda yarı ağırlıkta mücadele başladı sevgili izleyiciler. 10 round üzerinden oynanan bir mücadele eğer bir knockout olmazsa. Rakim Chakiyev ters gardıyla dikkat çekiyor. Tıpkı Lebedev gibi sert yumruklarla üzerine gitmeye çalışıyor. Çeçen boksör siyah eldivenleriyle, Rus boksör kırmızı eldivenleriyle ringde. Sol direkt bir tane geliyor. Yani patlama gücü çok yüksek olan boksördür Rahim Chakiyev. Her an seri kombinasyonlar gerçekleştirebilir müsait olduğu anda. Bir tane sol direkt. Sağlı sollu kroşeler geliyor. Sağ direkt denemesi, bir tane sol direkt miydi Çeçen boksörden. Rus boksör henüz maça giriş yapamadı. Sürekli yoklamalarla Çeçen boksörün baskısı var rakibi üzerinde. Şimdi tekrar bir sol kroşeyle Brudov'u yakaladı. 42 galibiyeti bulunuyor Brudov'un. 21 galibiyeti var Çeçen boksörün. Tam yarısı kadar. Bir tane sağ kroşe geldi. Acayip bir tedirginlik var Rus boksörde. Ama o sol tutmadı. Sol tutsa şu an yerdeydi Brudov. Şimdi kafa kafaya verir gibi oldular. Bir sol direkt attı bekledi. Balyoz gibi yumruklar devam ediyor sevgili izleyiciler. Sağ kroşe, düzeltiyorum sol kroşe. Orada kafasını sıyırdı geçti Rus boksörün. Sağ direkt attı Brudov. Tekrar yakaladı rakibini. 1983 doğumlu Rahim Chakiyev. Kobolsk kentinde dünyaya geldi. Magas yerinde hayatını sürdürüyor. 16 tane nakavtu var. Makine nakabıyla biliniyor Rahim Chakiyev. Ki makine gibi dövüştüğü için ona bu unvan verilmiş. O patlayıcı yumruklar neticesinde. Olimpiyat şampiyonu boksör. Rakip tanımaz. Profesyonelde de aynı şekilde heyecanla devam ediyor maçlarına. Geçen boksörün kesinlikle raundu önde tamamladığını söyleyebiliriz. Rus boksörde yaprak kımıldamadı adeta. İkinci round başladı. Rahim Chakiyev 2008'de olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bir yıl sonra profesyonel olarak ringlere geri döndü. Ve profesyonel kariyerinde 2013 yılına kadar Universum kulübüne devam etti. Universum kapandı galiba değil mi? Evet tabii iflas ettiler. Kapandı, iflas etti. Ondan sonra tekrar Rusya'ya döndü. Ve boks hayatına burada devam ediyor Rahim Chakiyev. Bir tane sağ kroşe geldi. Sertti bu. Gerçekten sükseli bir mücadele oluyor sevgili izleyiciler. Nereye kadar taşıyacaklar? Neler yapacaklar? Hep birlikte göreceğiz. Rus boksör maça girmekte o kadar tedirgin ki. Yani bu roundda biraz daha kımıldamaya başladı ama etkisiz. Yine de cılız ataklar yapıyor. Bir sol koşa şimdi Rus boksörden. Arkasından gelirken bir tane sol aparkat geldi. Rakim Chakiyev
O yumrukların ardından daha sert vurmaya başladı. Tam bir fırtına bu sevgili izleyiciler. Şimdi Chakiev Vlatorchuk maçına o kadar iyi başlamıştı ki rakibini 3. rounda knockdown etmeyi başarmıştı ama çabuk tükendi ve ilerleyen roundlarda 6. rounddan sonra bu kez o kondisyon kaybından dolayı maçı 8. rounda kaybetmişti. Artık daha temkinli, daha ekonomik açıdan dövüştüğünü görüyorum ben Chakiev. Ali Akkurt atlı arkadaşımız bu maçı Çeçen müziği eşliğinde izliyorum. İnanamazsınız, acayip duygular içindeyim demiş. İkinci roundda 1 dakika kaldı. Çeçen boksör siyah eldivenleriyle ringde. Bir tane sol koşa geldi. Arkasından bir tane, iki tane, üç tane. Şimdi karaciğer sağ direkt. Midesine bir sol direkt. Adeta şov yapmaya başladı Rahim Chakiev. Yani solak Chakiev sağ sollarını çok etkili kullandı biraz önce rakibi karşısında. Hızlandırdı. Karşılaşmayı bu roundda resmen daha fazla hızlandırdı. Vites değiştirdi diyebiliriz. Ki en etkili silahı bu. Kısa zamanlarda attığı, dar alanlarda yaptığı bu etkili yumruklar, seri yumruklar. Tam ismi Rahim Ruslanovic Chakiev. Ruslan'da aslan demek. Benim bildiğim kadarıyla hatam varsa arkadaşlar düzeltsinler. Sol direkt ve devam ediyor mücadele. Sadrek. Üçüncü round. Sol koşa şimdi bir tane. Eldivenler de giyilmeden önce bandaj yapılıyor ve hakemler onu imzalıyor. Ve karşı takımdan bir kişi de onu izliyor. Bu şekilde bandaj yapılıyor, onu belirtelim. İçine yabancı madde koyulmaması için. Fırat Arslan'ın bir maçından önce demir koymuşlardı ya. Markuk'la yaptığı rövanş karşılaşması öncesi. Bu yakalanmıştı. Türk basınında, Alman basınında büyük yankı uyandırmıştı o mücadele. Yuh artık denilmişti. Ve onun fotoğrafları da paylaşılmıştı delil olarak. Sol direkt Rus boksörden. Rus boksör yavaş yavaş maça girmeye başladı. Sağ direkt omuzuyla şöyle itti, önüne aldı Rakim Chakiev'i. Şimdi bir tane sol koşa yatırdı. Rakim Chakiev durdu. Mükemmel bir sol koşa yatırıyor Rus boksörü. İşte diyorum ya, bunlar en çok sevdiği ve en iyi yaptığı aksiyonlar ring içinde. Olimpiyatlarda İtalyanı, Kübalıyı, Fransızı ve İranlı boksörü darma duman etmişti Rakim Chakiev. Burada bir kafa kafaya çarpışma oldu. Hakem kaçırdı. O şekilde olimpiyat şampiyonu olmuştu. Sol koşası yine nefis. Çok sert vuruyor bu adam. Hem de bakın yüzündeki ifadeden nefesinin en ufak bir şekilde bozulmadığına da şahitlik ediyoruz. Aparkatı, sağ aparkatı vurup sol koşayla da yatırmak niyetinde. Sol aparkat yine bakın, sol direk. Önünü aldı tekrar, bekliyor. Sağ direk attı, kaçtı orada. Geçen boksör hemen karşılığını verdi. Üçüncü roundda rakibi yatırmayı başarıyor. 10 roundluk mücadelede. Çeçenlerin büyük desteği var. Rahim Chakiev'e Moskova'da maç. Dünyanın tabii ki barış içinde yaşaması en büyük arzumuz, en büyük isteğimiz. NATO savaşlar yapılmasın diye kuruldu ama benim geçen okuduğum 300 savaş çıkmış NATO kurulduktan sonra. Arka arkaya yumruklar. Birleşmiş Milletler ya da ikisinden bir tanesi. Çeviri ve Altyazı M.K.
Fırat Arslan da yenmişti Grudov'u. Evet öyle. Biraz önce bahsetmiştik. Fırat Arslan'ın dünya şampiyonluğuna giden yolundaki ilk karşılaşma oydu. Sadrek. Bir Sadrek daha. Rus boksör yeni bir şeyler peşinde. Ama Rus boksör bunları başarabilecek mi? Çok diri, çok çevik bir rakip karşısında Rahim Çakiyev. Şimdi bir sol koşa geliyor. Rus boksör yüzünde deformasyonlar oluşmaya başladı. Savaşıyor. Arka arkaya iki tane sağ kroşe. Rahim Çakiyev'den. Rus boksör maça daha çok girmek niyetinde şu dakikalarda. Üzerine gidiyor şimdi. Sert yumruklar. Bir tane daha geliyor. Arkası kesilmiyor. Diz çöktü ama nakdal yok. İşler gitgide daha da zor bir hal almaya başladı Valeri Brudov için. Mideye bir sağ direk, bir sol direk. İyice yordu Rus boksörü. Rahim Çakiyev. Orada tekrar bir sarılma söz konusu. Mesafeyi kapatıyor tamamen Rus boksör zorda kaldığı zaman. Dördüncü raundun tam ortasındayız. Sağ parkat, sol direk denemeleri devam ediyor. Rahim Çakiyev'in sevgili izleyiciler. Sol direk. Aparkat denemesi bir tane. İki tane. Bunlar başarılı değil. Rus boksör bir sağ kroşe yedi. Sağ direk yine nefis. Sağ kroşe yüzünü sıyırdı geçti. Arka arkaya kroşe denemeleri var. Bunlar yüzünü sıyırıp geçiyor Rus boksörün. Zor durumda. Rus boksör çok zor durumda. Bir tane sol kroşe. Mükemmel bir sol kroşe. Ve yatıp kalıyor. Bitti bu iş. Ve knockout sevgili izleyiciler. Knockout. Doktor çağırıyor. Doktor çağırıyor. Müthiş bir yumrukla yatırdı, maçı bitirdi. Wow, inanılmaz bir yumruktu bu. Yapabileceği hiçbir şey yok. O müthiş solunu rakibe öyle bir vurdu ki balyoz gibi bir yumruktu bu. Çeçen boksör müthiş bir galibiyet elde ediyor sevgili izleyiciler. Helal olsun. Mükemmel bir galibiyet işte bu. Kararı açıklansın şöyle bir. Rakim Maşina Çakti.